Kanal Fırat ekranlarında Fırat'ta Gündem programıyla yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu akşamki canlı yayın konuklarımız Simya Okulları, Simya Koleji İlköğretim Rehberlik Koordinatörü Mehtap Doğan Çelik ve Simya Koleji Rehberlik Koordinatörü Murat Ölmez. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizler de çok yoğun ve zorlu bir süreç başladı aslında. Ülke genelinde yayılan koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim ve öğretim ara verildi. Ama tabii ki Elazığ'ın bir talihsizliği var. Deprem nedeniyle 24 Ocak'ta yaşanan bir deprem nedeniyle zaten öğrencilerimiz diğer öğrencilere göre bir ara tatilinin uzaması söz konusuydu. Bir haftalık eğitimin başlamasının ardından maalesef ülkemizde görülen salgın nedeniyle tekrar eğitim ve öğretime ara verildi. Bunları konuşacağız ama öncesinde eğitim süreci bu süreçte nasıl işleyecek? Sayın Çelik sizinle başlayalım isterseniz. Öncelikle inşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız hep birlikte. Bunu diliyorum öncelikle. 30 Nisan'a kadar bir ara verme kararı alındı. Buna tatil süreci demiyoruz. İnsanlar bazen bunu tatil süreci olarak algıladı ama maalesef tatil süreci diyemiyoruz. Bir önlem kararı diyoruz buna. Ziya öğretmenimizin de bahsettiği gibi şu anda ilk önceliğimiz bizim öğrencilerimizin sağlığı. Normalde biz akademik başarıya yönelen kişileriz genelde mesleğimizden ötürü. Ama bu süreçte bizim için öncelik sağlık. En sonrasında akademik başarı yerine gelecektir bunun en sonrasında. Bununla ilgili biz telafi derslerimizi, planlarımızı hazırladık. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra bu telafilerimizi yaparak devam edeceğiz. Peki Sayın Ölmez sizler neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi uzaktan eğitim aslında yeni değil ama özellikle bu olağan dışı bir gelişmeyle beraber tamamen hayatımıza girmiş durumda. Tüm öğrencilerin evde kalarak, sağlıklarını koruyarak, özellikle tedbirli ve temkinli olmak suretiyle bu eğitimlerini internet ortamından veya uzaktan televizyon ortamından alarak eğitimlerini sürdürmeleri demek. Tabii okuldan ayrı kaldıkları zaman öğretmenlerinden de yine aynı şekilde yüz yüze eğitime ara verdikleri andan itibaren belirli kopmaları yaşamaları olağan bir durum ama baktığımız zaman biz okul olarak, okul bünyesinde veya genel olarak öğrenciler nezdinde bu sürece tamamen adaptasyonumuzu sağlamak durumunda olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle EBA ve okulumuz nezdinde yapmış olduğumuz öğrencilerimizle online olarak eğitimlerimizi sürdürerek onların bu boşlukları çok fazla hani ilerletmeden gelecek dönemlere tamamen etkileyici bir şekilde sürdürebilirlikleri olması bakımından sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki öğrencilerin yüz yüze eğitimin yanında internet veya uzaktan eğitimle evin içerisindeki zaman yönetimini de değerlendirme noktalarında sıkıntıları olacaktır. Burada da ailelerimizle beraber koordinasyonlu bir şekilde yönlendirerek, devamlı irtibat halinde olarak iletişimimizi sürdürerek ev içerisinde neler yapmamız gerektiğimizle ilgili bu yönlendirmelerimizi etkin bir şekilde yapıyoruz. Tamamen bu bir tatil süreci değil zaten. Milli Eğitim Bakanımızın da açıklamakta olduğu tatil süreci değil ama tabii ki yüz yüze eğitim, telafi eğitimleriyle beraber devam edilecek bir süreçten geçiyoruz. Baktığımız zaman süreç olarak öğrencilerimizin fazla etkilendiği, bu süreçle ilgili neler yapabilirlikleriyle ilgili ailelerin de çok fazla soru işaretlerinin kafalarında olduğu bir süreç durumundayız. Bunu da etkin bir şekilde ailelerimizle koordinasyonlu bir şekilde sürdüreceğiz. Peki, aslında Türkiye olarak Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle ne kadar süre geç yakalanmamız bizim için bir dezavantajdı ama bu noktada çok hızlı şekilde de çok güzel önlemler alındı. Yani işte uzaktan eğitimi çok hızlı bir geçiş yapıldı. Bu süre çok uzamadı. Belki öncesinde ola ki ülkemize gelme noktasında devlet yetkilileri bu önlemleri almıştı. Tüm illerde okul olarak özellikle Elazığ nezdinde online eğitimler devam ediyor ama az önce ifade ettiğiniz gibi öğrenciler illaki bu süreçte zorluk çekecektir. Çünkü bir kere derslerde bir öğretmenin kuralı vardır işte. Öğretmenimiz sınıfta derste konuşmamamız gerekir ama bu aynı ortamı evde belki yaratamayacaklar. İşte özellikle mesela küçük kardeşi olan öğrencilerimiz bu noktada çok zorluk çekecektir. İşte sessiz bir ortamı yakalayamayacaktır. Öğrenciler bu noktada nelere dikkat etmeli, nasıl bir yol izlemeli bu süreci daha kolay atlatabilmek adına? Evet hocam isterseniz.
Şimdi öncelikle biz bu süreci 2 hafta önceden başladık online derslerimize. Şu anda biz 2. haftamızı yaşıyoruz online derslerimizde. Dediğiniz gibi ilk 3 gün birazcık zorlanmalar oldu ama şu anda tamamen oturuyor. Yani çocuklar buna da alıştılar. Bu şekilde olmasına da alıştılar. Çünkü günlük kontrolleri yapılıyor. Öğrencilerimizin, ailelerimizin aynı dediğiniz şekilde ilkokulda ve ortaokulda olan öğrencileri var velilerimizin. 2 tane bilgisayar veya tabletle ayrı ayrı odalarda bu süreci tamamladılar. Velilerimiz de bunu çok güzel idare ediyorlar şu anda. Çünkü onlar da bize çok destek şu süreçte. Bunun dışında takiplerimizi biz düzenli her gün öğretmenlerimizle yapıyoruz. Öğretmenlerimiz canlı bir şekilde öğrencilerinin karşısında ve oradan öğretmenlerine de soru sorabiliyorlar. Aynı zamanda sizin kalanınızda yeniden bizim yaptığımız dersler var 8. sınıflarımıza, evet. 12. sınıflarımıza. Bunları da çok güzel bir şekilde dinliyorlar ve biz çok güzel dönütler alıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi özellikle biz 16'sından itibaren Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasıyla beraber ilk bir haftanın sonrasında 2. hafta itibariyle online eğitimlere başlanıldığı andan itibaren bizim öngörülerimiz doğrultusunda biz bu çalışmalarımızın hepsini tamamlamıştık. Aşama itibariyle öğrencilerimizin adaptasyon sıkıntısının olacağını tahmin ediyorduk. Bu tamamen senaryolarımızı oluşturarak yeni açıklamalarla beraber Nisan sonuna kadar devam eden uzaktan eğitim noktasında koordinasyonlarımızı biraz daha güçlü tutmak zorundayız. Şimdi burada biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ailelerin özellikle ev içerisindeki çalışmaları, çünkü yapılan bütün çalışmalar veya hayatımızı tamamen eve sığdırıyoruz. Yani tedbirli ve temkinli olmakla beraber evin içerisinde alacağımız eğitimlere, öğrenmelere devam ediyoruz. Bu süreçte ailelerimizin yapacağı çalışmalar doğrultusunda öğrencilerin almış olduğu eğitimler saatlerinde özellikle biraz önce de değindiğiniz gibi tamamen dikkatlerini dağıtmamaya yönelik olarak odaklandığı andan itibaren ev ortamı olunca tabii biraz daha relax bir ortam oluşmuş oluyor. Yani ders dinlemenin yanında işte meyveler, çaylar beraberinde daha ders dinlenilmesine yönelik olarak ailelerin teşviklikleri var. Bu bir yere kadar doğru ama bir yerden sonra baktığımız zaman çocuğun adaptasyon noktasında zaten biraz daha işte konsantrasyonu zor olan bir durum süreç içerisindeyiz. Bunu biraz daha artırmaları tabii ki çocuklar açısından öğrenmenin önündeki en büyük güçlükler arasında şu an için sayabiliriz. Buna biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin gördüğümüz kadarıyla bu sürece biraz daha adapte olmalarını sıklaştırdıklarını görüyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Odalarını ayrı bir sınıf ortamı gibi masalarında bu öğrenme ortamını oluşturmaları, ailelerin de bunlar için tabii ki gerekli desteklerini sunmaları, derslerinden de geri kalmamaları adına biraz önce hocamın da söylediği gibi önce bizim ruh sağlığımız her şeyden önemli, çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli ama bu süreç içerisinde boşlukta bırakmamak için tabii ki gerekli sağlıkla beraber eğitim noktasında da tedbirlerimizi sürecin ilerleme durumu yapılacak açıklamalarla beraber o sürece kadar biz de tedbirlerimizi almak durumundayız. Öğrenciler bu konuya dikkat etmeliler. Bazen aileler noktasında yapılan çalışmalarla ilgili veya işte bu boşlukların nasıl doldurulacağı ile ilgili kaygısal durumlar da oluşabilir. Burada da dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi tabii ki rol model alınıldığı için aileler burada söyleyecekleri veya ev içerisinde yapacağı davranışsal durumlar özellikle somut dönemdeki öğrenciler açısından çok büyük bir olumsuzlukla karşılanabilir. Bunlara çok özen göstermeliyiz, dikkat etmeliyiz. Süreci biz en az hasarla yani sağlıklı bir şekilde atlatma anlamında ev içerisinde birbirimizle dayanışma içerisinde olup eğitimsel noktada da bütün çalışmalarımızı, tedbirlerimizi alarak çocuklarımıza bu anlamda destekleri sağlayarak devam etmeliyiz. Peki efendim uzaktan eğitim nasıl olacak? Bu süreçte sizler kurum olarak ne tür çalışmalar içerisine girdiniz? Ve bu süreç daha da uzarsa öğrenciler için yeterli gelecek midir? Şu anda bahsettiğimiz LGS ve YKS sürecinde konuların tamamen birinci üniteyi kapsamasıyla alakalı. Şu anda çoğu Elazığ bünyesindeki çoğu kurum ve özel okul camiası bu ünitelerini zaten bitirmişti ve tekrarlarını da yapmışlardı. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşanacağını ben pek sanmıyorum. Çünkü şu anda da tekrar dersleri yapılıyor. Bundan sonraki süreçte nasıl bir şey yapılabilir bu süreçten sonra? Sınavlardan sonra bu takviyeler öğrencilerimize yapılması gerekiyor. Biz de bununla ilgili kararlar aldık. Sınav bitmiş dahi olsa biz 8. ve 12. sınıflarımızın konularını, müfredatlarını tamamlayacağız.
Çünkü bir sonraki yıl onların, çocukların bunlara ihtiyacı olacaktır. Bir 8. sınıf öğrencisi 9. sınıfa geçerken matematikten veya fen bilgisinden eksik gördüğü bir konu muhtemelen çocuğu etkileyecektir. Biz sınavdan sonra şu anda 1 Haziran'a kadar, DGS için söylüyorum, 1 Haziran'a kadar sınava yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sonrasında da müfredatımızı tamamlayacağız. Yani yaz saatinde de eğitim öğretim devam edecek diyorsun. Bu yıl Elazığ'da maalesef bu şekilde olacak. Çünkü dediğiniz gibi bahsettiniz, biz bir de bir deprem süreci yaşadığımız için maalesef bunu, maalesef demeyelim, iyi ki yapabildiğimiz bir şey varmış diyelim. Elimizden bir şeyler geliyor nihayetinde, öyle düşünmemiz daha iyi olacak. Peki Sayın Çelik, şunu da sormak istiyorum. İlköğretim Rehberlik Koordinatörüsünüz. Belki 2, 3, 4, 5, 4. sınıf öğrenciler için süreç biraz daha rahattır ama maalesef bu yıl işte 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz vardı. Ben de bir 1. sınıf annesiyim ama... bu noktada 1. sınıf öğrencilerinin de illaki çok büyük zorlukları olacaktır. Çünkü okumaya yeni başladılar. Yani bir de ilkokul temeli eğitimi çok önemlidir. Bu noktada 1. sınıf velilerine neler önerebilirsiniz? Tekrarlarını her gün, öğrendikleri şeyi her gün tekrar ettirmeli. Bu aileler için biraz zor bir süreç. Biz her akşam online dersimizi 1. sınıflara yapıyoruz. Anne ve babaların evde olmasını işten sonra bekliyoruz. Ve sınıf öğretmenlerimiz her akşam okuma çalışması ve bunun gibi benzeri çalışmaları birlikte yapıyorlar. Benim size önerim, her gün öğrendiğini, okulda nasıl öğrendiyse her gün bir harfi tekrar etmeniz veya bir kelimeyi tekrar etmeniz. Öğretmenleriyle görüşüp muhakkak ki irtibat halindedir. Tabii ki. Orada öğretmenlerinin verdiği önerileri dikkate almalarını, çünkü bu süreçte çocuklar 2 hafta sonra, yani bu bizler için de geçerli, 2 hafta sonra biz alınan bilgilerin çoğunu unuturuz. Bu hepimiz için geçerli bir şey. Çocuklar için ki keza öyle. Bu süreci bu şekilde geçirebiliriz. Anne ve babalardan birazcık sabır istiyoruz bu konuda. Bunun tekrarı konusunda. Çünkü 1. sınıflar birazcık daha bizim için önemli ve hassas. Anne ve babalara o zaman çok büyük görevler düşüyor bu süreçte. Evet. Peki Sayın Ölmez, size de şunu sormak istiyorum. YKS ve LGS sınavı 1. dönemden kapsayacak. Evet. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu noktada açıklamayı yaptı. Hı-hı. Aslında mesela 2. dönem müfredatı da işin içine girdiği zaman tabii ki öğrenciler çok daha fazla konu ve sorularla karşı karşıya olacaktı. Evet. Belki yaşanan kötü bir salgın, kötü bir süreç diyebiliriz ama aslında, hı-hı, sadece 1. dönemden sorulması da öğrenciler için bir avantaj olacak mıdır? Tabii ki, yani bunu tabii sınava girildiği andan itibaren standart sapmalar doğrultusunda bunu daha iyi gözlemleyebileceğiz. Ama en azından mağdur olmamaları anlamında konuların hepsinden, müfredatın tamamından sorumlu olmaktansa geldikleri yerlere kadar sorumlu olmaları öğrenciler açısından, adaylar açısından büyük bir avantaj oluşturdu. Bunu da tabii en iyi şekilde ben geçireceklerini düşünüyorum, atlatacaklarını düşünüyorum. Tamamen geçmiş anlatılan müfredatlarına yönelik olarak genel tekrarlarını yapacaklar. Bunlarla ilgili gerekli soru sayılarını çözecekler, online denemelerini çözecekler. Çünkü baktığımız zaman uzaktan eğitim diyoruz, online eğitim diyoruz. Tamamen denemeler boyutuyla da yaptığımız olduğumuz denemeler hep tamamen online kısmına geçmiş oldu. Bunlarla kendi analizlerini çıkartarak, öğretmenleriyle veya işte tamamen kendi analizini oluşturarak yapacağı çalışmalar doğrultusunda hangi konuya ne kadar çalışabileceği veya işte hangisinden eksikleri olabileceğiyle ilgili bir öngörüsünün olabileceğini düşünüyorum. Şu andaki 12. sınıflar açısından büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Devam eden 12. sınıflar, ama YKS'ye tabii 12. sınıflar sadece girmiyorlar, mezun öğrenciler de giriyorlar. Mezun öğrenciler tamamından sorumluydu ama onlar tamamını belki geçmiş dönemlerde 12. sınıfta bitirmişlerdi. Mezundan tekrar şanslarını denemek için çalışmalara başladılar. Ama hem mezun öğrenciler açısından hem de 12. sınıf açısından büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Milli Eğitim Bakanımızın da bu anlamdaki YÖK'le koordinasyonu olarak yapmış olduğu açıklamalar tabii öğrenciler açısından büyük bir umut verici bir durum. Çünkü kaygısal bir durum oluşturmuştu. Tamamında online derslerde olsa tamamlayamadıkları veya işte yüz yüze eğitimin olmadığı, öğretmenlerle görüşemedikleri durumlarda nasıl tamamlayabilecekleri ile ilgili kaygısal durumlar veya soru işaretleri oluşturabilirdi. Bu anlamda adaylar açısından büyük bir avantaj oluşturduğunu söyleyebilirim. Peki bu süreçte öğrenci ve velilerden ne tür talepler alıyorsunuz? Yani verilen derslerden memnuniyet ne düzeydedir?
Şimdi biz okul olarak Canan Hanım, tabii ki ayın 16'sından itibaren ilk açıklamalarla beraber büyük bir koordinasyonlu şekilde hatta deprem sürecinden bahsettiniz. Biz o süreçten itibaren özellikle ki öğrencilerimizin daha minimum bir şekilde etkilenmeleri doğrultusunda bütün koordinasyonumuzu, bütün değerlendirmelerimizi nasıl daha katkı sağlayabiliriz, aileleri bu süreçte daha etkin olarak koordinasyon içerisinde nasıl alabiliriz ile ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Bu aşamada bu konu değinmişken değerli Erhalp Sarıkamış hocamı da buradan anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten hocamın ciddi anlamda öngörüleri, değerlendirmeleri, olumlu bir okul iklimi oluşturma aşamasında bütün öğretmenlerle beraber koordinasyonlu bir şekilde bu çalışmaları sürdürülebilir noktaya getirmesi noktasında büyük bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Kendisine de sayın yöneticimiz Erhalp Sarıkamış hocama da teşekkürlerimi sunarım. Yapmış olduğumuz çalışmalarda tamamen komplike bir şekilde ailelerle beraber koordinasyon haline, sadece deprem süreci değil, şu andaki olağan dışı bir süreç içerisindeyiz. Burada da yani ailelerimizle entegrasyonunu beraber sağlamak suretiyle öğrencilerimizle her gün görüşüyoruz. Programlama aşamaları veya zaman yönetimi, yapmış olduğumuz okul nezdinde öğretmenlerimiz, okul öğretmenlerimizle beraber yüz yüze olmasa da tamamlama eğitimleri noktasında online olarak bağlantıları gün boyunca sürdürerek ve rehberlik koordinasyonumuzu da ciddi anlamda etkinleştirerek her gün, her saat öğrencilerimizle, ailelerimizle etkin bir şekilde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu da kesinlikle aslında baktığımız zaman aileler, öğrenciler nispeten internet veya teknolojiye biraz alışık olmakla beraber ailelerin yeni adapte olmaya başladıkları bir durumdan bahsediyoruz. Uzaktan eğitim veya online eğitimde durumu. Burada ailelerimizle beraber koordinasyonu sağlamak durumundayız. Çocuklarımızın bu süreçte boşluk yaşamamaları adına etkin bir şekilde evde zamanlarını da yönlendirme noktasında sabah kalkıp online derslerine katılıp gün içerisinde okuldaymış gibi normal ders ortamlarını oluşturup ailelerin de bu konuda kesinlikle bir takipçisi. Çünkü okul nezdinde olmadığımız için evde de takip etmemiz söz konusu değil. Ama burada ailenin vermiş olduğu yönlendirmeler çocuklar açısından bir rol model veya bir yönlendirme, ailelerin bu anlamda çok ciddi anlamda bir etkinliğin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada faydalansınlar. Okullarımızdaki etkin olarak baktığımız zaman öğretmenlerimizin ders anlatmaları çok etkin. Konuları tamamlama ve her an online olarak bağlanılıp soru çözümüne kavuşturma, öğrencilerle program oluşturma, her gün beraberiz, görüşüyoruz. Tabii ki EBA nezdinde de anlatılan derslerden de istifade faydalanmalarını ben tavsiye ediyorum. O süreci birazcık daha açacak olursak Sayın Çelik, eğitim ve öğretim online olarak hizmet veriyor. Kanal Fırat stüdyolarında bu programları da öğrencilerle buluşturuyorsunuz. Sizler için bir zorluk teşkil ediyor mu? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bu süreç aslında her iki taraf için de çok önemli bir süreç. Hem öğretmenler bu süreçte, öğretmenlere çok büyük rol düşüyor, hem de anne ve babalara. Sizin açınızdan baktığımızda bu süreci değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Şimdi geçen gün hatta bu süreci yaşadık. Ben öğretmenlerimiz sınıflarımızda bizim online dersleri anlatıyorlar. Her gün belli sınırlı sayıda öğretmenimiz geliyor. Hepsini birlikte aynı anda alamıyoruz çünkü. Her gün iki öğretmenimiz farklı sınıflarda bu dersleri anlatırken tabii ki koridorlarda gezdiğimiz zaman bu bizi çok etkiledi. Özellikle beni geçen gün gezdiğim zaman öğretmenlerimizin sesi var ama çocuklarımızın sesi yok. Bahçemizde koşan çocuklarımız yok. Koridorlarda koşan çocuklarımız yok. Burada da teknoloji devreye giriyor. Sürekli teknoloji içerisinde olduğumuz için derslere biz de dahil olabiliyoruz. Bazen oradan yazışarak, bazen görüntümüzle birlikte karşılıklı sohbet ederek bu hasretliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Peki, bu süreçte peki öğrencilere yapılacak bir sınav söz konusu mudur? Ya da evetse uzaktan eğitimde sınav sistemi nasıl işleyecek bu süreçte? Şimdi biz SİMİ okulları olarak OBS üzerinden öğrencilerimize deneme imkanlarını sunuyoruz. Almış olduğu eğitimler doğrultusunda. Bu cumartesi, pazar da yine aynı şekilde online denemelerini olacaklar, değerlendirmelerini alacağız. Biz bunların analizlerini beraber telefonla da olsa, online olarak da olsa bunların değerlendirmelerini yapacağız. Ailelerimizle paylaşım içerisine gireceğiz. Aslında süreç içerisinde ailelerimizin de genel olarak beraber görüşmüş olduğumuz üzere beklentilikleri de bu yönde. Yani çocuklarının bu süreçte eğitim noktasında evet evdeyiz ama kopmamaları anlamında neler yapabiliriz ile ilgili
beklentileri de var. Devamlı koordinasyon halinde olup denemelerine girip online denemelerini yapabiliyorlar veya baktığımız zaman YKS öğrencileri veya LGS öğrencileri açısından online denemelerin yanı sıra almış oldukları yayınlar itibariyle evde denemelerini de çözüp onlarla beraber bir koordinasyon içerisine girip analizlerini yapıp ona göre tekrardan bir neler yapabileceğimizle ilgili bir rehberlik çalışmalarını da beraber koordinasyonda sürdürüyoruz. Okul kapalı ama baktığımız zaman çocuklarımız okullarda yok ama hiçbir zaman okulda yoklarmış gibi gelmiyor. Çünkü her an beraber görüşüyoruz. Biraz önce söylediğiniz denemeler boyutunda olsun, ders çalışmalar veya çözemediği sorular noktasında olsun, gün içerisinde okul öğretmenlerimizin online olarak bağlantı yapıp canlı yayınlarla eksiklerini tamamlama noktasında olsun, her gün beraberiz. Biraz daha koordinasyonu, biraz daha bu konsantrasyonu sürdürüyoruz. Yani geçen hafta itibariyle belki yapılan çalışmalar birinci gün, ikinci gün ama bu hafta yapmış olduğumuz çalışmalarla artık hem okulumuzda olsun hem de Türkiye geneli olsun yapılan açıklamalarla da beraber bu çalışmaları, bu eksikliklerimizi tamamen online olarak telafi anlamında yapacağımızla ilgili artık biraz daha algısal durumlar oluştu hem ailelerde hem de öğrencilerde. Peki dersler saat kaçta başlıyor? Öğrenciler hangi zaman aralıklarında eğitim? Sabah 9'da başlıyoruz biz. Normal okuldaymış gibi o şekilde başlıyoruz. Akşama kadar sürüyor derslerimiz. Her sınıfın farklı farklı oluyor. Sonra branş öğretmenlerimiz ve bizim kontrolümüzde oluyorlar. Günlük takiplerini bize telefon üzerinden ulaştırıyorlar. Video çekimi, resim ve ailelerle her gün irtibatta oluyoruz. Bu süreçte hem öğrenciyle hem aileyle irtibatta olmaya çalışıyoruz. Yani çoğunlukla birlikteyiz gibi. Sadece fiziksel olarak birlikte değiliz. Duygu ve konuşma açısından sürekli birlikteyiz aslında baktığınız zaman. Peki. 9'a başlayan dersi kaçıran öğrencimiz için bir tekrarlık tabii söz konusu mu? Tabii ki. Yapılan kayıtlarla öğrencilerimiz isterlerse sonraki aşamalarda canlı yayında ders dinlemenin şöyle bir avantajı var ama sonra da biz bunları telafisini zaten yapıyoruz. Soru cevap şeklinde gittiği için öğretmenlerimizle rahatlıkla o an için anlayamadığı yerler noktasında sorularını sorabiliyorlar. Ama sonrasında kayıtlardan tekrar izleyip öğretmenlerimizin baktığımız zaman her an hepsine ulaşabilir durumlukları var. Cep telefon numaraları öğretmenlerimizin hepsinde var, öğrencilerimizin hepsinde var. Rahatlıkla gün içerisinde istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Gün içerisinde kaçırdıkları sorular olabilir, programları olabilir. Sonraki aşamada izlediği andan itibaren anlaşılmayan bir yer veya çözemediği sorular olduğu zaman öğretmenlerimizle online olarak yine etkileşimleri kurulup sorularını çözdürüyorlar, eksiklerini tamamlıyorlar. Biz de zaten genel olarak rehberlik servisimiz olarak bu konuda çok şeyiz. Yani takibat noktasında çocuklarımızın eksiklerinin kalmaması noktasında bunu biraz daha sürdürülebilir noktasında çocukların kopmamaları, sürekli tamamen ev içerisinde zaman yönetimini, evet teknolojiyle online olarak bağlantıları yapıyoruz ama teknoloji o kadar hayatımıza girdi ki baktığımız zaman biraz önce sizler de söylediniz, sadece teknoloji boyutunda değil, çocuklar aslında evlerde bu süreç içerisinde belirli etkinlikleri de yapmalarında avantajı var. Zamanı iyi yönetmeliyiz, kitap okumaya zaman ayırmalıyız, derslerimize zaman ayırmalıyız, online eğitimlerimizi kaçırmamalıyız. Bu süreçten kopmamakla beraber yapmış olduğumuz etkinlikler veya işte okuma kitaplarıyla itibariyle etkinliği biraz daha artırabiliriz. Derslerin yanında bunlara da biraz daha ağırlık verebiliriz. Çünkü yeterli zamanımız var. Yani baktığımız zaman gün içerisinde sabahtan itibaren almış olduğumuz derslerle beraber akşam üzeri evden çıkamadığımız için veya şu anda mevcut zaman dilimini evde geçirdiğimiz için diyelim yapmış olduğumuz çalışmaların yanında etkin olarak biraz önce bahsettiğiniz birinci sınıf çocuğumuzla da ilgili yaptığımız çalışmalar derslerin yanında hocam değil mi? Yani biraz etkinlik noktasında da oyun çağlarında olan çocuklar evet. açısından söylüyorum. Biraz daha oyunsal çalışmalara çünkü 6-12 yaş zeka gelişiminin biraz daha üstte olmuş olduğu yaşlardan bahsediyoruz. Somut dönemlerden bahsediyoruz. Biraz daha etkinliklerle, aktivitelere önem vererek özellikle küçük yaş gruplarındaki bireyler için söylüyorum. Hazırlığımızı yapacağız ama tabii ki akademik beklentisi olan öğrencilerin de bu süreci iyi değerlendirmeleri, iyi atlatmaları, tamamen kopmamaları. Çünkü baktığımız zaman süreç evet 30 Nisan'a kadar böyle bir değerlendirme var. Önlerinde bugün itibariyle ertelenen veya dün açıklanan itibariyle ertelenen sınavlar var. Ama sonuçta biz o sınavlara da bir hazırlığımızı yapacağız. Ev içerisindeki zamanımızı en etkin bir şekilde hazırlığımızı yaparak
Bu koordinasyonu sürdürerek aile, öğrenci, okul, öğretmen koordinasyonunu koparmayarak bu etkileşimi sürdürerek sonucu sonuna kadar çalışmalarımızı ve gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Yani aslında eğitim ara verildi ama online eğitim de bir öğrencinin başarısız olması için olmaması için bir etken değil. Zamanında kalkıp dersi dinlerse, işte öğretmenleriyle bu süreçte irtibatlı olursa, verilen kaideler, kurallar yerine getirilirse asla bir başarısızlık söz konusu olmayacak diyorsunuz. Çünkü olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu en etkili bir şekilde atlatma durumundayız. Bunun hazırlığını okul olarak bizleri yapıyoruz. Öngörülerimiz çok kuvvetli. Gelecek haftalarla ilgili, yapacağımız çalışmalarla ilgili bütün milli eğitimimizin terminolojisiyle hani girmek gerekirse senaryolarımız bu konuyla ilgili hazır. Ama bu süreç içerisinde evde kaldığımız zaman dilimlerini de etkili bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Burada da tamamen biraz önce de değindiğimiz gibi ailelerimizin etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Nedir o etkin şekilde devreye girmek? Yani buradan ailelere ne tür önerilerde bulunmak istersiniz? Şimdi özellikle ailelerin biraz önce de bahsetmiş olduğumuz üzere somut dönemindeki öğrencilerin yanında korku, ölüm, şiddet bunlarla ilgili çok fazla kelimesel olarak kullanılabileceği kelimelerle, çünkü ailelerin rol modellik durumları var. Ailelerde yansıyacak kaygısal durumlar, davranışsal durumlarla ilgili rol model oluşturduğu için özellikle küçük yaş gruplarındaki bireyler için söylüyorum. Burada tabii ki ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Ev içerisinde aktivitelere bizim önem göstermemiz lazım. Etkinliklere önem göstermemiz lazım. Biraz daha ileri yaş gruplarına geçecek olursak, biraz önce de ortaokul, lise kademesindeki öğrencilerin akademik başarı beklentilerinin olduğu ama bu süreç içerisinde evlerde kalarak bu zaman dilimini nasıl geçirebileceğimizle ilgili zaman yönetimini değerlendirmemiz lazım. Ailelerin bunu çok ciddiye almaları gerekiyor. Yani yüzeysel olarak baktığımız zaman online eğitimlerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin koordinasyonu veya yönlendirmeleri veya programlamalarını ailelerimizin çok ciddi anlamda dikkate almaları gerekiyor. Öğrencilerin takibini yapmaları, bu konuda okullardaki öğretmenlerle veya rehberliklerle koordinasyonu kesintiye uğratmamaları. Çünkü ev içerisinde tamamen iletişimi kurabileceğimiz veya tırnak içerisinde söylüyorum rapor isteyebileceğimiz kişiler aileler oluyor. Öğrenciler hakkında günü nasıl geçirdikleriyle ilgili zaten dönüşleri biz okul olarak, rehberlik olarak yapıyoruz. Ama bu anlamda ailelerin de dönüşleri, bizleri yönlendirmesi, bizlerin de öğrencileri yönlendirmesi, burada beraber bir koordinasyonu kurmamız daha öğrenci açısından daha olumlu bir etkinleştirme olacak. Peki Sayın Çelik, bu noktada peki sizin öğrencilere tavsiye ve önerileriniz neler olacaktır? Öğrencilerimizin bu süreci en iyi şekilde verimli geçirebilmeleri için öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi sabah online derslerini dinledikten sonra okuldaymış gibi 8 saati tamamlayarak bunu gün içerisinde bölerek, teneffüs yapıyormuş gibi aralarını vererek 8 saate tamamlamalarını ben istiyorum. Yani 8 saat dediğimiz 40 dakika şeklinde, okuldaki gibi aynen. Bunun dışında zaten ünitelerimiz şu anda azaldı. Toplamda her ders için 4'er ünite şeklinde oldu. Şu anda sınavımız 8. sınıflar için diyorum. Şu anda en hassas olan grup onlar. Bu şekilde yaptıkları zaman, tekrarlarını yaptıkları zaman ve ellerinde bulunan kitapları güzel bir şekilde değerlendirebilirler. Önceden işledikleri konularla ilgili soruları, denemeleri çözerek bu süreci çok verimli bir şekilde atlatabilirler. Özellikle ben LGS grubu için şunu söylemek istiyorum. Şu andaki bir avantaj bizim için. Gerçekten bir avantaj. Çünkü konularımız daha zordu ve daha ağırdı. YKS için de bu böyle. Çünkü konularımız şu anda azaldı. Ve ilk gördüğümüz konulara daha hakimiz. Çünkü biz 15 tatilden sonra ne yaptık? Bu süreç tarafında kamplar yaparak burada çocuklarımıza bunun tekrarını sürekli yaptık. Şu anda tamamen hakim oldukları konular o üniteler. Ve şu anda bence bunu avantaja çevirebilirler. Peki sizler rehberlik öğretmenisiniz. Aslında öğrencilerin en önemli bu süreçteki ayağıdır rehberlik öğretmenler. Çocukların psikolojisi nasıl peki bu yönde? Tabii ilk haftalardaki aralardan sonraki aşama biraz daha uzaktan eğitimin ne kadar değerli olduğu ile ilgili biraz daha tabiri yerindeyse puzzle'ın parçaları biraz daha oturmaya başladı. Çünkü alacağımız eğitimlerin yüz yüze olmayacağı bu süreç içerisinde
evde kalarak tedbirli ve temkinli olmak durumunda kaldığımızı ve her gün itibariyle açıklanan durumlarla ilgili özellikle somut dönemin dışındaki, soyut dönemdeki öğrenciler açısından baktığımız zaman, ileri yaş gruplarındaki öğrenciler, bireyler açısından baktığımız zaman biraz daha gündemi takip ederek evin içerisinde etkin olarak nasıl zaman geçirecekleriyle ilgili biraz daha puzzle'ın parçaları yerine oturmaya başladı. Aileler de bu konuda gerçekten önemsiyorlar. Çocuklarımızın üzerine düşüyoruz. Okul olarak öğretmenlerimizin, biz simya okulları olarak öğretmenlerimizle beraber gün içerisinde görüşmelerimizi sıklaştırıyoruz. Çünkü bizler de özlüyoruz. Yani çocuklarımızı tabii okullarda olmayınca, beraber görüşmeyince bizler de özlüyoruz. Gün boyunca okuldaymışız gibi derslerinin dışındaki olan zaman dilimlerinde öğrencilerimizle görüşüyoruz. Ailelerimizle devamlı irtibat halindeyiz. Bilgilendirmelerimizi sunuyoruz. Rehberlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftalık neler yapacaklarıyla ilgili organizasyonlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç tabii ki geçici bir süreç. Ama tabii ki... Devam eder mi peki bu süreç? Yani evet, geçici bir süreç ama bir verim alınırsa böyle bir sisteme geçiş olsa iyi olur mu ya da kötü olur mu? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Ya benim öngörüm, görüşlerim yüz yüze eğitimin her zaman için daha etkili olduğu, ama baktığımız zaman dünya üzerinde ve ülkemiz üzerinde bir olağan dışı bir durumla karşı karşıya kaldığımız için bu süreci en az hasarla atlatma olanağımız var. Bu da internet üzerinden. Zaten evlerimizde teknolojik boyutlarımız var. Bunları kullanma şanslarımız var. Tabii ki okul olarak biz yaz dönemi de dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık. Süreç içerisindeki Sağlık Bakanımızın açıklamaları, sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili şu anda bir şeyleri çok fazla kestiremiyoruz açıkçası. Ama açıklanan bilgiler veya detaylar doğrultusunda bizler her türlü çalışmalarımızı, programlamalarımızı oluşturmuş durumdayız. Kesinlikle özellikle simya okulları olarak, Elazığ simya okulları olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin bu konuda şey olsunlar. Yani temkinli olmaları, tabii ki burada öğrencilerin daha fazla istifade etmelerinin nasıl olacağıyla ilgili bir arayış içerisinde olmakla beraber bu konuda kesinlikle temkinli çok fazla olmamalarını, bizim öğrencilerimizin bir tamamen kontrolümüzde oldukları ile ilgili bu şeyi verebilirim. Yani intibayı, güveni verebilirim. Sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili bunu da izleyeceğiz. İleriki günlerde veya 30 Nisan'a kadar açıklanan durumlar ile ilgili. Uzaktan eğitim önemli, takviye amaçlı ama yüz yüze eğitimin tabii ki öğretmen ve öğrencinin dokunuş yapılması, beraber yüz yüze aktarımlarda bulunulması, o anlamda ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum Mehtap Hocam. Siz değerli fikirlerinizi... Tabii ki hocam, kesinlikle öyle. Yani yüz yüze eğitim şu anda günümüz koşullarında teknoloji ne kadar da ilerlemiş olsa, yüz yüze eğitim tamamen daha bir öğrenci için, öğrenmesi için çok çok farklıdır. Az önce siz de bahsettiniz ya, çocuğun birinci sınıfta bu süreci biz bu şekilde yaptığımız zaman o çocuğa gerçekten bir şeyler veremez öğretmeni yüz yüze olduğu takdirde, internet yoluyla olduğu takdirde. Yüz yüze eğitim bu konuda tamamen yeri ayrı kalacaktır sürekli. Ama bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hocamı deli gibi kestiremiyoruz. Hocam, 20 yıl sonra belki bu koşullarda ders yani yapabiliriz artık. Zaten bu olağan bir durumdu. İnternet üzerinden yani yapılan çalışmalarla şeydi, evet, ilgili. Ama daha önceden kurum olarak böyle bir çalışmanız var mıydı? Kısmi de olsa işte online eğitim. Vardı. Bizim çalışmalarımız bu doğrultuda sene başlangıcından itibaren var. Ama bu süreçle beraber tabii ki daha etkinleştirdik. Sürecin nasıl gelişeceğiyle ilgili eğitimden çocukların kopmamaları noktasında bu senaryoları biraz önce bahsetmiş olduğum üzere depremden bu tarafa ve özellikle bu olağan dışı durumlarla beraber yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, programlarımızı biraz daha etkinleştirdik. Öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Velilerimizle de bunu devamlı görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu online eğitimlerinden öğrenciler muhakkak istifade etmeli. Yani bunu tamamen bir geçiştirici bir durum olarak düşünmemelerini ben tavsiye ediyorum. Anlatılan derslerden kesinlikle katılımlarını sağlayarak dinlemelerini, çünkü ortaokuldan liseye kadar, ilkokul kısmından itibaren söylüyorum, zincirleme olarak öğrenim durumları devam ettiği için ve bunun sonucunda da geleceğimiz aşamalar, ileriki yıllarda
aşamasal olarak nasıl bir düzenleme yapılır? Şu anda çalışmalar belki vardır ama sınav sistemleriyle ilgili. Ama baktığımız zaman çocukların akademik olarak da temelden itibaren çalışmalarını sürdürüp şu anda işte bir ay, iki ay yaz dönemine veya yüz yüze eğitime geçinceye kadar olan kısma kadar olan durumları etkin olarak geçirmeleri gerekiyor. Ailelerin de bu koordinasyonda değil mi Mehtap Hocam? Yani etkin bir şekilde çocukların kontrollerini sağlamaları. Evet ve endişeye mahal vermemeleri biz aramızdan fazla konuştuğumuz şey Covid-19'dan çok bahsetmemeleri evin içinde onunla ilgili görselleri buna mesela çok dikkat ediyoruz ilkokulda. Evet. Bununla ilgili görselleri çok izlememelerini öneriyoruz biz velilerimize ve bizi izleyen değerli seyircilerimize. Çocuk çünkü bunu izlediği zaman bilmediği bir şey Covid-19 veya bir canavar mı bu ne olarak bilmediği için bir endişeye kapılıyor. Kesinlikle. İlkokul çağındaki bir öğrenci. Bundan fazla bahsetmeden veya gündemlerini fazla çocuklar yanındayken almadan yaptıkları zaman bu süreci daha güzel bir şekilde atlatacaklarına ben inanıyorum. Belirli yaş gruplarında ev içerisinde akıl zeka oyunları oynayarak zaman geçirmeler, aktiviteler oluşturmalar, etkinlikler oluşturmak. Ortaokul ve lise kademesinde de yapacağı çalışmalar doğrultusunda yine eksiklerini tamamlama. Aslında bu öğrenciler açısından da bir baktığımızda ailelerle bunu değerlendiriyoruz. Belki de fırsat zamanları. Yani şu anda evet böyle bir dediğimiz gibi bir durum var, bir süreç var. Evden zaten dışarıya çıkamıyoruz. Ama bu süreci de aileler ve özellikle de öğrencilerimizin fırsata dönüştürmeleri lazım. Okuyamadıkları kitaplar varsa onları hocam çıkartmaları lazım, onları tamamlamaları lazım. Bu süreci etkin bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Peki öğrencilere bu kapsamda film, kitap önerileriniz söz konusu oluyor mu? Tabii yaş gruplarına göre sınıf öğretmenlerinin sevebilecekleri, öğrencinin de bazı kitaptan kitaba değişebilir. Bireysel farklılıklar hep biz bahsederiz öğrenci aşamasında. Kesinlikle. Ama sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesi burada etkili olmalı diye düşünüyorum Mehtap Hocam. Öğrencinin akıcılığına göre, sevebileceği tarz kitaplara göre yönlendirmeleri esas olacaktır. İşte ilkokul grubundaki tavsiyeler farklı olabilir, ortaokul ve lise kısmındaki. Ama burada önemli olan etkin bir şekilde öğrencilerin veya bireylerin akıcılığı olan, kendi sevebileceği tarz kitapları alıp okuyup bunlarla kitap zaman geçirmeleri. Çünkü gerekiyor o yüzden. Yani sınav sistemlerimizde de biz bunları rahatlıkla görüyoruz. Kitap okumanın etkililiğini Milli Eğitim Bakanımız da sürekli vurguluyor zaten. Kelime dağarcığını yükseltme, okuduğumuzu anlama, sınav sistemindeki soru stillerine yönelik olarak da baktığımız zaman hep yorum güçleri, yani yorum gücü biraz daha fazla olan bireylerin daha fazla yorumsadığı soruya anlayıp daha fazla hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilme durumu oluştuğu. Bu da tabii ki ilkokul yıllarından itibaren başlanılan bir süreç. Peki. Efendim şimdi sınava girecek öğrencilerimiz birinci dönemden sorumlu diye Milli Eğitim Bakanımız açıklama yaptı. Tabii siz online eğitim süresince işte birinci yani ilk öğretimden 8. sınıfa kadar eğitim alan tüm öğrencilere ders veriyorsunuz. 8. sınıflarda ve sınava girecek öğrencilerde işte birinci döneme dair derslerin tekrarı sürekli yapılırken diğer gruplar için müfredat nasıl işliyor? Yani yeni konular anlatılıyor mu yoksa İşte yaşanan güne kadar salgının, işte okulların tatil edildiği güne kadar olan konuların tekrarı mı yapılıyor? Şu anda 8. sınıflarımıza tekrar yapmaya başladık. Ama diğer 1. sınıf ve 8. sınıf dışındaki sınıflarımız için konu müfredatımızı ilerletiyoruz biz şu anda. Bu süreci atlattıktan sonra tabii yüz yüze de bu eğitimlerimize biz planlarımızı hazırladık. Haziran-Temmuz dönemleri için öğrencilerimizi tekrardan okula davet edip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki de o süreç tarafında müfredatı bitirmiş olacağız online'da. Ama yüz yüze eğitimin de dediğimiz gibi önemi çok fazla olduğu için oradan tekrardan yeniden öğrencilerimize bunu tekrarını yapacağız. O açıklar ister istemez kapanacak diyorsunuz. Kesinlikle. Yani onlar deprem sürecinden sonra aslında biz onun büyük bir kısmını zaten tamamlamıştık. Ekstra dersler yapmıştık öğrencilerimize. Bunu yani bu sürece hazırlıklıydık biz hocamın da bahsettiği gibi. Hazırlıklı olarak girdik biz bu sürece. Umarım ki bundan sonraki sınıfta bu süreci çok kısa bir zamanda atlatırız da hepimiz normal hayatımıza döneriz. Peki veliler alıştı mı bu online eğitim sürecine? İlk başlarda tabii ki sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda hepimizde bir tedirginlik vardı. Yani toplumsal bir tedirginlik vardı ama
Yapılan açıklamalarla ve olayın da ciddi vehametinin oluşuyla ilgili dünya basınında ve Türkiye basınında yapılan açıklamalarla ve bakanlıklarımızın yapmış olduğu duyurularla beraber tabii ki alışmak durumundayız. Açıkçası online eğitimi en azından evin içerisinde öğrencilerin çok fazla zamanlarını hiçe olarak yani boşa geçirme durumları veya eğitimden kopmamaları anlamında, eğitim sürecinden kopmamaları anlamında velilerimiz de alıştılar. Artık online eğitimlerimiz boyutunda biz yapmış olduğumuz anlatılan dersler üzerine velilerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta biraz daha etkinleştik. Ailelerimizin bu konuda biraz daha uzaktan eğitim adaptasyonları daha sıklaştı. Hatta ders programlarımız noktasında ailelerimizle görüşmelerimizi sıklaştırıyoruz. Yapılacak online eğitimlerle beraber. Tabii soru işaretleri var. Bunlarla ilgili devamlı dediğimiz gibi iletişim halindeyiz. Hem online olsun hem telefonla olsun devamlı irtibat halindeyiz. Anlık olarak bütün simya okulları, öğretmenlerimiz nezdinde bizler rehberlik servisi olarak anlık olarak geri dönüşlerimizi sürdürerek alacakları eğitimin sekteye uğramaması noktasında, problem yaşamamaları noktasında çözüme kavuşturuyoruz. Peki bu süreçte ders notları nasıl olacak? Yani bu online derse katılmak ders notlarını etkileyecek mi? Tabii Milli Eğitim Bakanımızın açıklaması özellikle ilerleyen süreçte yapılacak yüz yüze eğitim noktasında sorumluluk olunacağıyla ilgili yazılılarda çıkan sorular veya öğrencilerin alacağı notlar üzerine yüz yüze eğitimde aktarılacak konular ama o konulara kadar da şu anda anlatılan dersler devam ediyor. Okullar açıldıktan itibaren hangi konularda kalındıysa oradan devam ederek sorumlu olacakları konular yüz yüze eğitimden olacak. Peki. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayın Çelik son olarak neler söylemek istersiniz buradan hem öğrencilerinize hem velilere? Öğrencilerime ve tüm Elazığ'daki bulunan öğrencilerime şunu söylemek isterim. Özellikle sınav öğrencilerime, benim en hassas olduğum kısımdır sınav öğrencilerim. Bu süreci çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü şu anda biz avantajlı kısma geçtik. Çünkü birinci dönemden sorumluyuz ve hepsine ben çok güveniyorum. Çünkü tamamen onlara hakim olduklarını biliyorum. Bu süreci tamamen avantaja çevirebilirler. Peki Sayın Ölmez sizin son sözleriniz ne olacaktır efendim? Hocam aslında özetledi. Bu süreçte koordinasyonda hep beraber bulunursak, ailelerimizle de beraber devamlı iletişim halinde olursak, online eğitimimizi de ciddi anlamda katkı sağlama noktasında fayda sağlarsak, bu koordinasyonu sağlam bir şekilde kurarsak çocuklarımız da verimli bir şekilde bu süreci geçireceklerini ben düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bir Fırat'ta gündem programının daha sonuna geldik. Programımızı burada bitiriyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok önemli açıklamaları olacak. Ekranlarımızı şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çeviriyoruz.